Kıymetli Kavakköylü hemşehrilerim, doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavutköy'ümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız, Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler, el ele, gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede, Hasbahçe'nin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken, bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor, maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavutköy'ümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Kızılırmak Havzası'nın verimli toprakları üzerindeyiz. Amazonlar diyarında ülkemizin en kuzey ucu Yeşil Sinop'umuzun kadim bir tarihe ev sahipliği yapmış bereketli topraklarında tarihi İpek Yolu güzergahındayız. Tarihi adı Sinope olan Sinopa, Durağan ilçesine vardık. Oradan da Kavaklı köyüne geçtik. Durağan demişken hemen altını çizelim. Sinop'un ilginç bir ilçesidir Durağan. İlginçtir çünkü Doğu Anadolu'nun en büyük ırmağı Kızılırmak'la, Karadeniz'in en büyük ırmağı Gökırmak'ın birleştiği yerde kuruludur. Ülkemizin en büyük ve en verimli çeltik ovalarından birine sahiptir ilçe. Bir kuş misali süzülüyoruz Kavaklı'nın üzerinde. Yeşile boyanıyor gözlerimiz. Şu güzel toprak yollardan buraya varmak ne güzel. Burada sessizliği dinlemek de öyle. Kulağımıza gelen ses ya rüzgara ait, ya yaprağa, ya da otlayan bir hayvanın boynundaki çıngırağa. Ne mutlu bize. Uzun, ince ve yemyeşil bir yoldan giriş yapıyoruz köye. Gece gündüz gidebiliriz bu yolu. İstanbul'un Arnavutköy'ün selamını iletmek için geldik Kavaklı'ya. Arnavutköy ilçesinde yaşayan Kavaklı köylülerin memleket özlemlerine merhem olmak istedik bir nebze de olsa. Hemen belirtelim, Kavaklı köyü durağına 18 kilometre, Sinop'a ise yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta. Köyde kışın 30 haneye düşen nüfus yaz aylarında yüzü buluyor. Tarım ve hayvancılık geçim kaynağı Kavaklı'nın. Köy zengin bir meyve çeşitliliğine sahip.
Köye varır varmaz ilk kaynaktan, yani muhtarımızdan bilgi alalım. Köy muhtarı Burhan Kulaksız karşımızda. Muhtarımız bakalım neler söyleyecek bize. Allah'a şükürler olsun, köyümden memnun. Ben de köyümden memnunum. Elimizden geleni yapıyoruz. Yolumuzu, suyumuzu, parkemizi, hepsini yapmaya çalıştık. Köyde şu anda parke taşlarını yaptık işte. Asfalt çalışmamız bitti. Köylüme şu anda hanelerimiz hep gelmeye başladı. Allah razı olsun, köyümüz hiç boş kalmıyor. Onlar geldikçe biz gurur duyuyoruz. Köyümün hizmetlerini getiriyorum. Köyümün bir dediğini ketmemeye çalışıyorum. Elimden geldikçe yardımcı oluyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Evet, köy hakkında bilgilendikten sonra Kavaklı'yı arşınlamaya devam edelim. Adım başı mis gibi çiçek kokusu geliyor burnumuza. Ne güzel. Evlerin arasında ilerliyoruz. Yol üzerinde köylülerle karşılaşıyoruz. Otlayan hayvanların zil sesleri arasında mutlulukla ilerliyoruz. Ruhumuz dinleniyor. Uzaktan birileri geliyor bakın. Baba kız çobanlarımız bize doğru yaklaşıyorlar. Varıp hemen yanlarına sohbet edelim biraz. Abimizin adı Satılmışmış. Merhabalaşıyoruz. Ara sıra misafir olarak biraderlerin yanına, böyle muhtar gibi sizin gibi arkadaşların yanına. Düğün bayramda gittiysek gittik. Yoksa başka gurbet hayatım olmadı. Çoban olur da türkü söylemez mi? Hediyemizi de aldık Satılmış abimizden. Teşekkür ediyoruz. Yokluk beni mecnun etti. Gençliğimi aldı gitti. Gurbeti ben mi yarattım? Çaresizdin geldim ama gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Elinize ayağınıza sağlık. Kuş sesleri geliyor değil mi kulağınıza? Köyün mezarlığına bakıyoruz. Ölmüşlerimizin ruhları şad olsun, huzurla uyusunlar. Ne kadar da aydınlık gökyüzü, şu beyaz bulutun altında bu güzel yeşilliğin üstüne uzanalım biraz. Ağaçların kırmızı taç takmış olanları yeşil ağaçların arasında saklanmışlar. Eski köy evleri ne kadar da güzel. Görmüş olduğunuz bu ev 1937 yılında inşa edilmiş. Bir ablamız el sallıyor bize. Köyün eski muhtarıymış Hasan Kara amcamız. Öyle hoş bir yeşilliğin ortasında karşılaşıyoruz ki kendisiyle. Evet, Hasan amcamızı dinliyoruz. Köyümüze hoş geldiniz. Sizi gönderen Arnavutköy Belediye Başkanıma da ayrıca selamlarımı iletirim.
Biraz hayvancılıkla meşgulüm şu an. Ormanın temiz havasında yolumuz oldu, suyumuz idare ediyor. Hamdolsun bir şikayetimiz yok. Sağlık durumumuz da iyi, gayet. Yollarımız da oldu. Muhtarımız da elinden geldiğince, karınca karınca değdirince o da çalışmakta. Evet, burada doğdum, burada büyüdüm. Burada da çok çobancılık yaptım köyümde. Burada olmayan yoğdu. Çok gördüğümüz şu orman, o kısmı hep ekiliyordu. Bu yollar hiç kesilmezdi. Gelen, giden. Millet gurbete göç başladı zaman zaman. Tarlalarında durumu malum. Orman aldı. Fidanlama yapıldı. Bütün gurbetteki hemşerilerime selam olsun. Hasan amcadan köyün eski günlerini de dinledik. Bunlar güzel bilgiler. Geleceğe miras. Teşekkür ediyoruz kendisine. Köyün camiini görüyoruz. Cami 1977 yılında inşa edilmiş. Buyurun, caminin içini de görelim. Hiç görmemiş olanlarınız varsa görsün, görmüş olanlarınızsa anılarını tazelesinler. Köyün okulu kapalı durumda. Öğrenciler taşımalı sistemle Durağan ilçesinde eğitim alıyorlar. Duyduğumuza göre kebabıyla ünlü bir köymüş Kavaklı. Tatmadan gitmek yok. Mustafa'nın hacı derlenmiş adına. Hacı amcayla karşılaştık yol üzerinde. Bakalım ondan neler öğreneceğiz. Bu köy tam 100 haneydi, 100. Bu köy 100 haneydi. İstanbul çıkınca darman dağın oldu millet. Her biri bir yere gitti. Bu köye yabancı bir gelin gelmiyordu. Hiç. Şimdi hat karıştı. İşlediği yerden bir yanı Sivaslı, bir yanı Adabazalı, bir yanı Düzce'li, bir yanı İzmirli, bir yanı Aksaraylı. Bir yerden bir çil aldı. Akşama da düven sürerdik. Somatacağım, buğday çıkaracağım, bilmem ne yapacağım. Bir sürü iş. Çocukları... Kızım var, hepsine selam gönderiyorsun. Benim de 4-5 kızım var, 3 oğlum var. 60'larında torun. Saatlerce bakabiliriz bu muhteşem görüntüye. Masallardaki o beyaz at az ötemizde iştahla otlamakta. Köy çeşmesinin sesi geliyor kulağımıza. Şırıl şırıl akıyor suyu. Çeşmenin başında serinleyenler var. Birkaç selamımız var iletmemiz gereken. Üzerimizde kalmasınlar. Buradan Sinop Durağan Kavaklı Köyü'nden çocuklarıma selam söylüyorum. İki tane torunum var. Gözlerinden öperim. Bütün Arnavut Köyü'nde, Arnavut Köyü Bolluca'da oturan kardeşlerim ve akrabalarıma ve bütün beni tanıyanların hepsine ayrı ayrı selam ederim. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Şeftali ağaçları, türlü çiçek başları, yaktı yandırdı beni yarın hilal kaşları. Tin tin tini mini hanım, seni seviyor canım. Sinop'a ait bu sevilen türkü dilimizde veda ediyoruz Kavaklı'ya.